Dünyayı geziyorum. Yepyeni keşiflerine devam ediyor ve bu haftada Umman Sultanlığı'ndayız. Umman Sultanlığı sadece dünyayı geziyorum da. Orta Doğu'da keşfi bekleyen bir cennet. Hint Okyanusu'nun parlayan yıldızı Umman Sultanlığı'na gidiyoruz. Umman Sultanlığı'nı hiç böyle görmediniz, duymadınız. Sultan Sarayı'ndan enfes müzelere, yöresel tatlara her şey programımızda olacak. Umman'ı Maskat'sız düşünmek olmaz. Maskat'ta her yer bizi bekliyor. Etekleri zil çalıyor derler ya, işte bu. Bakın tam zil çalıyor, etekler zil çalıyor. Zenginlik, lüks, ihtişam hepsi Umman Sultanlığı'ndan yükseliyor. Ve işte şu anda kalmış olduğum odanın balkonundayım. Tatil zamanı geldi Yakupcan. Suya atacağız Yakupcan'ı, yüzecek bıcır bıcır. Dünyayı geziyorum. Şimdi de Maskat'ta. Denizin güzelliğine de hayran kalacaksınız. Maskat'ın plajları tek kelimeyle göz kamaştırıyor. Umman'a dair merak ettiğiniz her şey. Sadece dünyayı geziyorum da. Ve çok özel görüntülerle sizi baş başa bırakacağız. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter adresimiz ise Dünyayı Geziyor. Umman Sultanlığı maceramız başladı. Dünyayı Geziyorum uçağı bu hafta bizi Atatürk Havalimanı'ndan çok uzak topraklara, hep merak edilen bir coğrafyaya, Umman Sultanlığı'na götürüyor. Yolculuk boyunca güler yüzlü ekip bize enfes Türk tatlarının ikramını yaparak zamanın nasıl geçtiğini unutturdular. İstanbul'un manarası yaklaşık 5 saat sürüyor. Bir yandan yemek yiyerek, bir yandan film izleyerek yavaş yavaş Umman Sultanlığı'na yaklaştık. Umman toprakları bizden 2 saat ileri yaşıyor. Umman'ın resmi dili Arapça, dini de İslam. Tatil zamanı geldi Yakupcan. Suya atacağız Yakupcan'ı, yüzecek bıcır bıcır. Dünyayı geziyorum. Şimdi de Maskat'ta. Maskat'a çok güzel oteller yapılmış. Ve işte şu anda kalmış olduğum odanın balkonundayım. Ve manzaranın güzelliğini sizlere göstermek istiyorum. Havuz, deniz ve yüksek yüksek kahverengi tepeler şu anda gözlerimizin önünde. Palmiye ağaçları, doğa, deniz burada en güzeliyle kendini gösteriyor. Eğer Umman nedir diye sorarsanız bence tatilin en güzel adresi. Maskat, Maskat'ın bu kadar güzel olacağını hiç tahmin edemezdim. Maskat 12 ay boyunca oldukça sıcak bir havaya sahip. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında hava sıcaklığı 27 dereceye kadar düşüyor. Bu güzel güne muhteşem bir manzara ile başlıyoruz. Hemen yanımda harika bir havuz var. Ötesinde de muhteşem bir deniz kendini gösteriyor. Hava zaten burada hep güzel. Güneşli, muhteşem bir havada olacak bugün yine günümüz. Oğlumla beraber harika bir kahvaltı yapacağız. Zaten otelin kahvaltısı çok güzel. Dünya mutfağına ait bütün lezzetleri bulmak mümkün. Ben meyve yiyeceğim. İşli köftenin tabii orijinalini burada bulmuşken işli köfteyi kaçırmadım. Güzel böreklerim var. Ufak bir de kruvasan yiyeceğim. Sabah kahvaltımızı güçlü kuvvetli yapıyoruz. Gün çok uzun olacak çünkü. Farklı lezzetlerden harmanladığım kahvaltımdan sonra otelde keşfe ve keyfe başlıyoruz. Umman'da başkent Maskat'ta kaldığımız otel gerçekten olağanüstü. Umman'ın en güzel yanı harika tatil yaşatıyor olması. Deniz, güneş, kum, aynı zamanda tertemiz havuzlar Umman'la özdeşleşen en güzel tatil detayları. Zaten 12 ay boyunca burada hava hep çok sıcak olduğundan dolayı her daim insanlar burada tatili doyasıya yaşayabiliyorlar. Belki Umman'ı biz daha çok fazla keşfedemedik ama Avrupalılar gerçekten Umman'ı keşfetmişler ve bu lüks otellerin keyfini çoktan çıkarmaya başlamışlar. Buraya geldik. Yakupcan da gerçekten Umman'ı çok sevdi. Bu otelin keyfini bol bol çıkaracağız. Yüzeceğiz. Ondan sonra görüyorsunuz arkada su parkları var. Orada Yakupcan'la beraber gayet güzel bir şekilde oynayacağız. Tatil zamanı geldi Yakupcan. Suya atacağız Yakupcan'ı, yüzecek bıcır bıcır. Umman saklı kalmış bir cennet. Orta Doğulular, İngilizler ve Almanların yeni tatil gözdesi. İnsanlar hem tatil yapmak, hem farklı bir kültür tanımak, hem de kafa dinlemek için Umman'ı tercih ediyorlar. Otelin tadını çıkaran Türkler sadece biz değiliz. Merhabalar, ne yapıyorsunuz?
Merhabalar, nasılsınız? Biz çok iyiyiz, çok teşekkürler. Size de herhalde tatil için buradasınız. İyi tatiller dileyelim. İki günlük bir kaçamak diyelim. Burada çalışıyoruz. 3 senedir buradayım. Çok güzel. Çocuğumuz da burada, evlenmeden önce geldim. Evlendim, çocuğum oldu. Hala buradayım. Vallahi çok tatlı bu arada. Adı ne? Arya. Arya, görüyorsunuz Arya bıcır bıcır suyun tadını çıkartıyor. Biraz önce Yakupcan da girmişti. Yakupcan da kuruladık artık çekime başladığımızdan dolayı. Peki nasıl gidiyor hayat burada? Hep tatil herhalde. Yok, tatil değil aslında. Bir kaçamak izni verdiler bize. Öyle kaçtık. Burada havaalanında çalışıyoruz. Havaalanı şantiyesini bitirmeye çalışıyoruz. Oh, çok genelde güzel. Ben çok yoğun çalışıyorum ama eşim işte burada. Evet, zaten bu durumda eşler biraz şanslı oluyor. Şanslı, sağ olsun. Tatil dünyanın her yerinde çocuklarla çok daha güzel oluyor. Bunu kendimiz bizzat birebir yaşıyoruz hem de görüyoruz. Maskat tatil yapılacak harika bir adres. İnsan burada birkaç gün daha fazla kalmak için can atıyor. Doğanın en güzel renklerinin burada birleştiğini görüyoruz. Kurak kayaların arasından çıkan yeşil doğa insanları şaşırtıyor. Umman'ın öyle şaşalı gelenekleri var ki şaşırmamak elde değil. Taktım takıştırdım. Görüyorsunuz altınlar boynumda, kolumda, parmaklarımda. Kafamda da çok güzel bir parça var. Ben böyle dışarı çıksam burada kesinlikle yadırganmaz. Niye? Çünkü ben şu anda tam bir düğüncü modeliyim. İnsanlar, hanımlar burada düğüne giderken bu şekilde gidiyorlar. Takı takacaklarsa da sevdiklerine, gelinlerine, eşlerine, dostlarına işte böyle ihtişamlı takılar takıyorlar. Söylemesi ayıp, beni şu anda buradan kaçıran bir insan kaçırsa gerçekten de zengin olur. Yüz binlerce dolarlık malzeme var üstümde. Bakar mısınız? Saçımdan başıma, tırnaklarıma, ayaklarıma gerçekten muhteşem parçalar var. Düğünlerde gelini ağırlığınca altın takmak bu topraklarda gerçekleşiyor. Bu görüyorsunuz parçada zümrütlerle, mücevherlerle donatılmış muhteşem bir kolye. Çok da yakıştı yani. Bu kıyafete bile bakın görüyorsunuz çok da yakıştı. Çok güzel, ben çok memnun kaldım. Kolumdaki bileklikten de bahsetmek istiyorum hemen. Bizim aslında biliyorsunuz son zamanlarda moda olan kot ceketlerde, ayakkabılardaki bu dikenler aslında Umman'dan çıkmış diyebiliriz. Umman'da çok eski zamanlardan beri, asırlardan beri bu motif geleneksel motif olarak kullanılıyor. Ayrıca halen bu coğrafyada başlık parası da var. Bizim paramızla yaklaşık 30 bin liralık bir ödeme gerçekleşiyor kızın babasına. 30 bin minimum rakam. Ayrıca tüm düğün ve diğer masraflar da damada ait. Very nice business. Yes, işler gerçekten çok iyi Umman'da diyor. People buy these golds, ha? Yeah, people too much wedding time. For marriages, yeah. Evet, işler çok iyi, özellikle de düğün zamanında herkes bu altınlardan bol bol alıyormuş. Altınlarıyla meşhur olan Umman'ın altın çarşısını muhakkak gezmenizi öneriyoruz. Büyüleneceksiniz. Umman tarihi binlerce yıl öncesine dek gidiyor. Bu tarih içinden de eşsiz yapılar sıyrılıyor. Tıpkı şu anda bulunduğumuz mekan gibi. Ummanlılar tarihi yapılarına çok iyi sahip çıkmışlar. Tarihlerini gelecek nesillere aktarmayı, özlerini unutmamayı ve geçmişlerine sahip çıkmayı çok iyi biliyorlar. Bu nedenle de 300 yıl önce nasıllarsa bugün de aynılar. Benim gördüğümü size görüyorsunuz değil mi? Beyefendinin elinde şu anda gayda var. Aslına baktığımız zaman gayda İngiltere Krallığı'nın yöresel çalgısı. Ama bu topraklarda baktığımızda İngiltere'nin etkisini gayet net bir şekilde bugün de görebiliyoruz. Gayda'ya bile, görüyorsunuz gayda bile bu topraklarda yöresel müzik olarak çalınıyor. Kale içinde gelen turistleri çok özel gösterilerle karşılıyor Ummanlılar. Geleneklerini, yaşam standartlarını, tarzlarını, kültürlerini anlatmak adına ilginç dans gösterileri yapıyorlar. What are you doing now here? There are celebrate about national day. Yes. And they are say singing, Omani singing. Yes. And yes. You are here for celebrate your national day. Yes. Gerçekten insanlar ulusal günlerine çok önem gösteriyorlar. Şu anda da görüyorsunuz böyle hani analı kızı gelmişler, milli bayramlarını kutluyorlar. Thank you very much. Say hello to Turkish people. Hello. Hello. Kalenin her köşesini geziyoruz. Bu büyük kale Umman'ın en çok ziyaret edilen yerleri arasında.
Kalenin bir bölümü 2. Yarubi İmam tarafından 1650 yılında yaptırılmış. Bu arada kaledeki hareketlilik de gözden kaçmıyor. Meşhur Nizva Kalesi'nin içindeyiz. Nizva Kalesi gerçekten tüm turistlerin görmek için can attığı mekanların başında geliyor. Nizva Kalesi çok eski bir yer. Yaklaşık 1300 öncesine kadar gidiyor. Baktığımız zaman bugün Umman Sultanlık'la yönetiliyor. Ama 1300 yıl önce burada imam vardı. Umman ülkesi imamlıkla yönetiliyordu. Şeriat kanunlarına uygun bir şekilde bir yönetim vardı. Ve imam ülkeyi şu anda bulunmuş olduğumuz bu kaleden yönetiyordu. İmamın burada evi var, yaşam alanları var, askerlerinin mekanı var. İmama dair her şey işte bu kalenin içinde yer alıyordu. Bakın mesela su kuyusu var. Tarihi su kuyusu, binlerce yıl öncesine giden su kuyusu. Bugün halen turistlerin gözlerinin önüne seriliyor. Kalenin içinde böyle ilerleyeceğiz. Kalenin de mimarisi gerçekten çok güzel. Onu da söylemek istiyorum. Hatta hepimiz biliriz. Meşhur Sinbad diye bir çizgi film var. Sinbad'ın çizgi filminde yer alan yapılar, mekanlar, hayatının geçtiği yerler işte Umman'daki yapılardan esinlenerek çizgi filme dönüştürülüyor. Ve işte şu anda da görüyorsunuz turistler acayip çok fazla var. Burası aslında hani belki bizim tarafımızdan çok fazla keşfedilmemiş olsa da Avrupalılar Umman'ı çoktan keşfetmişler ve gelip gezmek için de can atıyorlar. Umman'ın çalkantılı tarihi içinde kale oldukça önemli bir yere sahip olmuş. Düşmanlara karşı mücadele veren Nizva Kalesi kentin en stratejik yerine konumlandırılmış. Her ne kadar yaşlı bir kale olsa da dünya turizminin gözdesi. Şunun tatlılığına bakın. Kıyafetlerinin güzelliğine diyecek yok. Bayramı kutlayan minikler çok şıklar. Binlerce yıllık tarihin içindeyiz. Gerçekten muhteşem bir kale diyebilirim burası için. Dünyayı geziyorum ama bu tarz bir kale inanın daha önce hiç görmemiştim. Şimdi gelmiş olduğumuz oda gerçekten çok güzel. Umman'ın geleneksel kıyafetleri burada. Maşallah. Selamun aleyküm. Come. But I don't want to be on the TV. Aha. Okay. Okay. Sorry. Thank you very much. No problem. Kızlar çok fazla kız var. Umman'lı kız var ama kameraya çıkmak istemiyorlar. Şansımızı deneyelim. Yes. Ah no no. Vallahi istemiyorlar. Biraz çekingenler. Kıyafetlerin güzelliğinden bahsedeyim. İnanın şıkır şıkır elbiseler göstermek istiyorum. Aynalı maynalı. Renkler çok canlı. Umman'ın şu anda modasını bu salonda görebiliyoruz. Daha da zirvelere doğru çıkınca muhteşem manzaralar karşılıyor bizi. Bir zamanlar askerlerin beklediği bu burçlarda artık biz varız. Sapsarı Kale çevresindeki evlerin mimarisiyle aynı renge sahip. Yes, üç kez burunlarını birbirlerine değdirdiler. If you are very close friends, you do it one time. Yes. If he's my closest friend, so sometimes one or sometimes two. Noise. Yeah, exactly. Noise, yeah, only, yes. Not yes. More than that. Yes. You are very funny. Gerçekten çok eğlenceliler, çok espritüeller. Şimdi üç kez burnlarını birbirine değdiriyorlar ya, çok yakın arkadaşlarsa bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Ama normal arkadaşlarıysa sadece tokalaşıyorlar. Gerçekten çok yakın oldukları için gördünüz, burnlarını üç kez birbirlerine değdirdiler. Daha fazlası yok, daha öteye gitmiyoruz diye de espri yaptılar aynı zamanda. Tatlıyelim, tatlı konuşalım ve işte görüyorsunuz şu anda da yanımızda Umman'ın en lezzetli tatlısı bulunuyor. Umman helvası şekerden, sudan, bademden ve çeşitli fındık fıstıktan yapılıyor. Onu söyleyelim. Çok lezzetli olduğunu söylüyorlar ve you can taste please. Evet, görüyorsunuz bu şekilde elle hemen gayet yes, gayet güzel bir şekilde. Gerçekten çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Ben de hemen bari ortadan bir çeltik alayım. Want to try one? Şöyle görüyorsunuz. It's enough for me. Evet. Şimdi diyor ki bu böyle yenmez diyor. İki parmağını birden batırman lazım diyor. Ben de iki parmağımı birden batırdım. Görüyorsunuz ve şimdi de bayağı da sıcak sevgili izleyiciler. Elim yandı diyebilirim. Vallahi güzelmiş. Yani tedirgin oldum ama acayip lezzetliymiş. Yakupcan da istiyor ama Yakupcan'a vermiyoruz. Evet. Şimdi de vedalaşıyorlar. Tatlarını yediler, sohbetlerini ettiler. Şükran.
So this is our hospitality actually. The yes, hospitality, you know. It's very delicious. I like very much. Eats and the coffee, Omani coffee. Yes. You know, most of the time we, you know, we serve the dates and Omani coffee. Yeah. Misafirler geldiği zaman misafirlere bunlardan ya da hurma ikram ediyorlar ve yanında muhakkak Oman kahvesi oluyor. Biz şimdi sadece tatlıyla idare ediyoruz. Omanlı hanımlarla bir aradayız. Selamünaleyküm maşallah. Görüyorsunuz hepsi birbirinden güzel. Hele şu ufaklığın kıyafetine bayıldım. Why she wear this? Yes. For party or wedding. Bayram sevgili izleyiciler. Tabii bayram var. Ulusal bayramlar olduğundan dolayı insanlar bu şekilde kıyafetlerine çok özen gösteriyorlar. Hanımlar da çocuklar da görüyorsunuz ihtişamlı giyinmişler. Orta Doğu'nun en güzel ülkelerinden Umman Sultanlık'la yönetiliyor. Ve biz de şu anda Umman Sultanlığı'nın başkenti Muskat'ta Muskat'ın en güzel, en ihtişamlı yapılarından birini gösteriyoruz size. Sapsarı dağların arasından görüyorsunuz bembeyaz bir yapı yükseliyor. Burası Umman Sultanlığı'nın meclis binası ve Umman Sultanlığı işte bu binadan yönetiliyor. Umman Sultanlığı'nın adı da Sultan Kabus El-Zayit. Maskat, Umman Sultanlığı'nın en büyük şehri. Ülke nüfusu yaklaşık 3 milyon. Başkentin nüfusu da yaklaşık 700 bin kişi. Çöllerin, dağların arasındaki Maskat'ta şu anda serap falan görmüyoruz. Çöllerin ortasında bir vahadayız. Görüyorsunuz Maskat'ın doğası yemyeşil ve bu yeşilliği korumak için, bu yeşilin oluşturulması için insanlar canla başla çalışıyorlar. Tabii bu yeşilin de önemli olan böyle bugüne kadar getirmek, bu yeşili korumak. İnsanlar bu yeşile sahip olmak için deniz suyunu arıtıyorlar. Deniz suyu arıtılarak bu yeşil sallanıyor, buralar sulanıyor ve gerçekten de çok büyük paralar harcanıyor. Ama Maskatlılar doğasına çok önem veriyor ve her yer tertemiz. Yollarda, caddelerde, doğada kesinlikle bir tane bile çöp bulunmuyor. Maskat, petrolün verdiği zenginliği olumlu yönde kullanan ülkelerden. Zaten 2008 yılında da Maskat dünyanın en temiz şehri seçilmiş. Umman'daki nüfusun yarısı göçmenlerden meydana geliyor. Genelde Hindistan, Pakistan, Afganistan'dan gelen insanlar burada işçi olarak çalışıyorlar. Ummanlılar kesinlikle çalışmıyorlar. Onlar işveren konumundalar ve işçilerin başında bekliyorlar. İşte Şekila'da olduğu gibi. Görüyorsunuz şu anda çevreyi yeşillendirmek için işçiler çalışıyorlar. Selamünaleyküm. Maşallah maşallah. İmkanlar, şartlar daha iyi olunca göçmenlerin sayısı da fazla oluyor. Ülkede %47 oranında çalışmaya gelen yabancı yaşıyor. Umman'ı denizsiz düşünmek mümkün değil. Deniz turizmi Umman'ın en önemli gelir kapılarından. Sakin ve serin Umman denizi sularına bir daha gelinir. Maskat'ın plajları tek kelimeyle göz kamaştırıyor. Kristal gibi tertemiz turkuaz renkli sular, mis gibi plajlarla kumsallarla buluşuyor. Tabii baktığımız zaman kumsallar bugün çok fazla keşfedilmediğinden dolayı sakinliğiyle dikkat çekiyor. Maskat'ın plajları sizi de bekliyor. Bakar mısınız? Tek kelimeyle tertemiz ve olağanüstü. İyi ki Maskat'a geldik, iyi ki buraları keşfediyoruz. Okyanusun temizliği öyle bir vuruyor ki insan neredeyse suyun içindeki taşları sayıyor. Kış tatilinin geçirileceği en muhteşem yer Umman. Denizli, havuzlu, plajlı, güneşli, bronz, unutulmaz bir tatil için Umman. Çocukların, bebeklerin çok eğlenebileceği bir adres burası. Ayrıca Umman denizinde dalmanın da ayrı bir keyif olduğunu öğreniyoruz. Zengin sualtı kaynakları burayı cezbedici yapıyor. Maskat, otel fiyatlarının uygunluğuyla da tatilcilerin yüzünü güldürüyor. Tatilciler bu upuzun plajlarda doyasıya tatil yapıp dinleniyorlar. Çölün ortasında, kayalıkların ortasında bir vaha. Olağanüstü bir doğaya da sahip bulunmuş olduğumuz otel. Her yer yemyeşil görüyorsunuz. Her yerde birbirinden güzel palmiye ağaçları var. Oh! Yakupcan da çok keyifli. Güneşin gördüğü yerler evet sıcak ama gölge olan yerlerse muhteşem bir serinliğe sahip. Bir yanımızda harika bir deniz, bir yanımızda suyun sesi. Gökyüzünde de ısıtıcı bir güneş. Gerçekten çok şanslıyız. Bayıldık buraya. Hep çalışacak değiliz ya. Bugün de tatil bizim hakkımız. Ummanlılar gibi yaşayacağız. Zaten tabii buranın en büyük özelliklerinden biri de insanların siesta yapması. Saat
1 ile 4 arasında insanlar tatil yapıyorlar. O yüzden bizi görüyorsunuz. Artık onların kültürüne ayak uyduracağız. 1 ile 4 arası tatil tadına varacağız. Değil mi annem? Değil mi? Mesela dün rehber gelmedi, onu söyleyeyim. Biz normalde 2.30-3'te buluşacaktık. Yok efendim trafiğe kaldım. Yok işte çok işim vardı dedi. Saat 3'te gelmesi gerekirken saat 4-4.30'da geldi. Gerçekten de insanların bu güzel havada, sıcacık manzaradan hiç kalkası gelmiyor. Kim böyle bir güzelliği bırakmak ister ki? Doğal oluşumlarına hayran kaldığımız Maskat'ta özellikle çorak tepelerin arasına giren koylar kalpleri fethediyor. Burada her yerde turkuaz renkli denize girilebiliyor. Maskat'ta geceler ayrı bir güzel. Yollar, caddeler çok daha kalabalık. Her yer rengarenk ışıklandırılmış. Gündüzlerden daha çok çekiyor insanları. Meşhur Eskişehir'deyiz ve Eskişehir'de muhakkak görülmesi gereken tarihi çarşısına geldik. Dikkat dikkat! Maskat pazarında kendinizi kaybetmeye hazır olun. Oldukça farklı ve geleneksel ürünlerle dolu olan bir pazar burası. Çarşıda güzel bir buhurcuya geldik. Uman kültüründe buhur olmazsa olmaz. Buhur ne işe yarıyor? İnsanlar evlerini, ofislerini, dükkanlarını güzel kokulara bürümek için işte bu buhurlardan yakıyorlar. Peki bu buhur nelerden elde ediliyor? Güzel kokan ağaçların kabuklarını topluyorlar ya da çeşitli böyle güzel kokan bitkiler var. O bitkileri topluyorlar, buraya getirip burada satıyorlar. Tamamen doğal ve doğal olduğundan dolayı da kokusu uzun süre sürüyor. Bu arada gezerken Yakupcan'a da minik bir hediye geliyor. Thank you very much, şükran. Şükran. Gerçekten çok misafirperverler Umanlar, onu söylemek istiyorum. Hop. Yes, thank you very much Şikran. Yakupcan'ın da Umman'dan güzel bir hediye kaptı. Nedir? Gerçekten bu şekilde kafasına fes taktı sevgili izleyiciler. Umanların zaten yöresel kıyafetlerinde erkeklerde fes olmazsa olmaz. Evet, Yakupcan da görüyorsunuz fesini kaptı ve yolumuza devam edeceğiz. Umanlar çok misafirperverler, misafirlerine çok değer veriyorlar. Şikran. Gerçekten çok ilginç. Büyük bir kalabalık geçti yanımızdan. Ben de hatta dedim ki ne oluyor, kim geçiyor diye. İngiltere Kralı'nın oğlu biraz önce yanımdan geçti. Pazar deyip geçmeyin, dünyanın gözdesi burası diyebiliriz. Çünkü her türlü şey var burada. İngilizlerin Umman'a bol bol seyahat ettiklerini öğreniyoruz. Pazarda keşfimize devam ederken Prens'in girdiği, alışveriş yaptığı ve biraz önce de terk ettiği dükkana geldik. Tabii Prens buradayken bize çekim yapmamıza izin vermediler. Artık Prens çıktıktan sonra giriyoruz biz de dükkana. Kültür anlatan her türlü şey var burada. Amber taşlarından tutun, tesbihler, ışıklar. Ondan sonra ne ararsanız Umman'a dair her şey var. Mesela nazara inanıldığı için burada Fatma'nın elini görüyoruz. Fatma'nın eli birçok Arap ülkesinde de zaten nazara karşı inanıldığından dolayı kullanılıyor. Dükkanda ne ararsanız var. İnsan saatlerini harcayabilir burada. Şimdi tabii dükkanın içerisinde çekim yaparken beyefendinin izin aldık. Dükkanın sahibi kendisi, orijinal Umman'la. Hemen yeri gelmişken kıyafetlerden bahsetmekte de fayda var. Görüyorsunuz burada farklı bir şekilde poşular bağlanıyor. Fesin üzerine bağlanıyor. Poşu olmazsa olmaz. Çok sıcak olduğu için kendilerini koruyor. Elbiseyi görüyorsunuz, uzun elbiseleri var ve elbiselerinde de muhakkak hançer bulunuyor. Kemer çok orijinal ve terlik olmazsa olmaz detay. Görüyorsunuz beyefendinin tespihi de hemen hançerinin üzerinde bulunuyor. I want to ask when, why you wear this? Because we traditional, this traditional Omani. Oh, evet, niye giyiniyorsunuz diye bu hançerleri sorduğum zaman kıyafetin yöresel olduğunu göstermek amacıyla muhakkak bu kemerleri takıyoruz dedi kendisi. Done by handmade filigree and this one not my family, royal family. Ha evet. Every village different design. Evet tabii, yeah. Şimdi bölgelere göre, köylere göre, kasabalara göre kıyafetlerin renkleri, şekilleri farklılık gösteriyor. Bu kraliyet ailesine ait olan bir kıyafetmiş. Görüyorsunuz aynı zamanda hançerin üzerindeki de çok özel bir el sanatıymış değerli dostlarım. Görüyorsunuz muhteşem bir sanat var gerçekten. Bunu her yerde bulmak mümkün değil. And all done by hand. Yes. Not used factory. And this belt is stitching on the camel leather. Aa, bu da deve derisindenmiş sevgili izleyiciler. Deve derisinden yapılmış çok güzel bir kemer görüyorsunuz. El yapımı, o da evet yönetmenim dediği gibi o da el yapımı. Gerçekten çok güzel. Yani burada kesinlikle öyle fabrikasyon bir şey bulmak kolay değil. Her şey el emeği, göz nuru. Umman'ın en canlı çarşılarından olan tarihi mekan bugün de ticarette önemini korumaya devam ediyor.
Wow, çok ilginç bir elbise. Zilli elbise sevgili izleyiciler. Bunu acaba ne zaman giyiyorlar, bakar mısınız? Etekleri zil çalıyor derler ya, işte bu. Bakın tam zil çalıyor, etekler zil çalıyor. Sanırım bu kınalı kıyafet. Aman ya Rabbim, şu doğanın güzelliğinden gerçekten gözlerimi alamıyorum. Çöllerin ortasından doğan bir göl. Bakar mısınız? Su tertemiz, içinde balıklar bile yaşam sürüyor. Bir yanımızda çöl var, bir yanımızda da yemyeşil doğa var. İşte bu yemyeşil doğanın kaynağı da bu tertemiz sudan geliyor. Bu arada bu gölün şöyle bir özelliği var. Buraya gelen turistler eğer isterlerse buradaki göle girebiliyorlar. Yasin Bey de görüyorsunuz şortunu bana aldırdı. Eğer su çok fazla soğuk değilse kendisi de girecek. Yakupcan da girecek bu arada. Yakupcan da yüzme bezini aldık. Bakalım ama su soğuk değilse. Yakupcan için söz veremem. Böyle bir doğal güzellik. Doğanın zıtlığı, bilmiyorum başka dünyanın neresinde var. Böyle görüyorsunuz insanlar bu gölün keyfini çıkartıyorlar. 30 derece sıcağın altında, dağların tepelerin arasında bulunmaz bir güzellikteyiz şu anda. Minikler de çok tatlı, maşallah çocuklar size. What is your name? Zed. Evet, minikler tabii ne zaman nereye gidersek gidelim, tatilin, doğanın, suyun keyfini hep minikler çıkarıyor. Doyasıya. Of, buz gibi titriyor vallahi arkadaş. Evet, görüyorsunuz tam burası bir turizm diyarı diyebiliriz. Ermenistan'dan gelen turistler şu anda bu doğanın tadını çıkarıyorlar. Do you like here? Yes, perfect. Enjoy very much. Amazing, yes. Dessert and nature. Yes, and very friendly people. Yes, gerçekten buraya bayılmışlar. Hem çöl hem de yemyeşil bir doğa var. Tabii de insanları çok güzel diyorlar. Enjoy. Yes. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Doğanın en güzelini Umman'da görüyoruz. Kayaların arasından gürül gürül akan, görüyorsunuz muhteşem sular var. Kanyon, o kadar güzel bir kanyon ki. İnce uzun bir kanyon, derinliklere doğru gidiyor. Ve şu anda bulunmuş olduğumuz noktada da pırıl pırıl suyu var. Umman'ın geniş geniş yollarında seyahat etmenin tadı bir başka. Düzenli ve az trafiği, yeşil çevresi, bir tane bile trafik polisinin olmadığı caddeleri insandaki gezme isteğini daha da arttırıyor. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi çok özel ve canlı bir yeri gezdireceğiz size. Turistlerin akın ettiği meşhur bir yerdeyiz. Umman Denizi'nin yanı başından dağların arasından yükselen muhteşem bir sarayın önündeyiz. Hemen arkamızda göstermek istiyorum. Görüyorsunuz göz kamaştırıyor ve bütün buraya gelen turistler bu sarayı ziyaret ediyor. Neresi burası? Umman Sultanı'nın sarayı bugün halen kullanılıyor ve turistlerin de en uğrak noktası. Görüyorsunuz harika bir yer. Gözlerimizi bu saraydan alamıyoruz. Burası Umman'ın en önemli saraylarından. Görkemli duruşu ilk bakışta dikkat çekiyor. Tabii şu anda sarayın içerisindeyiz ama çok daha içerilerine girmek istedik. Tabii ki ne yazık ki polisler buna izin vermedi. Turistler sarayın kapısının önüne kadar gelip resim çekilebiliyorlar. Umman Sultanlığı oldukça dağlık bir bölge. Ama bu dağlar muhteşem bir görüntü katıyor ülkeye. Baktığımız zaman dağların üzerinde yüzlerce yıl öncesinden bugüne kalan tarihi eserler de dikkat çekiyor. Özellikle Portekizlerin buraya sahip olmak istediği dönemde buraya inşa etmiş olduğu çeşitli kaleler var ve işte bu kaleleri de bugün halen dağların üzerinde görebiliyoruz. Yeri gelmişken hemen kıyafetlerden de bahsetmekte fayda var. İki tane görüyorsunuz şu anda Ummanlı beyefendi yanımızda bulunuyor. Birisi rehberimiz, birisi de şoförümüz. Yanımızdaki hanımefendi de burada yaşayan, Umman'da yaşayan bir Alman. Normalde adı, what is your name, normal Germany name?
Andrea. Andrea hanımefendi ama Umman'a yeni bir adayış olmuş. Ummanlılar gibi giyinmeye başlamış. Umman'a bayılıyorum diyor. Buraya turist olarak gelmiştim ama burayı çok sevdiğim için artık burada çalışmaya başladım dedi. Çok da güzel Arapça öğrenmiş. Onun kıyafetleri görüyorsunuz artık yavaş yavaş yöresel olmaya başlamış. Peki beylere gelelim. Beylerin kıyafetleri gerçekten çok güzel. Yani Arap ülkelerinde görmüş olduğumuz entarileri giyiyorlar diyebiliriz. What is name of your clothes? This is Omani, Omani cloth. This is Dishidasha. What? Dishidasha. Dishidasha uzun kıyafetin adı. Yes. And this is Musar. Musar kafalara bağladıkları şey. Yes. The Bedouin style. Bedevi tarzında bağladı. Yes. Yeah, and the other that's called kumma. That's what we have given to Yakub, yeah. Yeah, kumma. Kumma. Kumma denilen de Yakupcan'a armağan etmiş oldukları bir takkeyi andıran şapka var. Zaten onu da görmüştünüz. Onlara da kumma deniliyor. Why you wear this and why you wear kumma? What is the differences? This is more official. This is more formal. And kumma, it's a normal with the normal. Yeah, it's casual. Yeah. Evet, normalde hani çalışan insanların giymiş olduğu kıyafetler bunlar. Genellikle bu kıyafetler tercih ediliyor resmi dairelerde, ofislerde. Ama diğer hani kumma denilen şapkayı takan insanlar da normal hani böyle gezen insanlar. Günlük kıyafetle giymiş oldukları kıyafetler. Bu arada tabii hanımlar ne yapıyor ondan bahsedeyim. Çok çalışkanlar. Palmiye ağaçlarının yaprağından işte burada duran hanımefendi süpürge yapıyor. Yanındaki hanımefendi ise yelpaze yapıyor. İşte gayet pratik, hem ucuz hem de güzel yelpaze ile süpürgeler. Peki elimdeki ne? Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Imkaysi. Imkaysi bir bitki türü sevgili izleyiciler. Ağaçlardan, doğadan toplanıyor ve burada insanların hani bir yerleri kırıldığı zaman, kolu bacağı kırıldığı zaman doktordan önce işte bu ımkayseyi içiyorlar. Umman'da çalışkan hanımları bulmuşuz bırakmayız. Yöreselliği en iyisiyle gösteriyoruz size. Hanımlar genelde burada böyle bir araya gelip iş yaparlarmış. İşte dokumacı hanımlar. Peki bu hanımlara ne demeli? Öğlen vakti yaklaştı ya tabii turistler de acıkmaya başladı. Hanımlar burada artık oturmuşlar yöresel yemeklerini yapmaya başlamışlar. Yanımızda Umman'ın geleneksel böreği pişiyor. Hamurun içerisine çeşitli sebzeler ilave ediyorlar ve hafif yağda görüyorsunuz burada kızartıyorlar. Gerçekten ilginç bir börek. Hanımlar gerçekten bizi çok sevdiler. Dediler ki sizi böyle boş boş göndermeyelim. Bir araya gelelim. Güzel yöresel şarkımızı söyleyelim dediler. Biz de tabii ki onları kırmıyoruz. Yes, yallah, bismillah. Gerçekten çok güzel söylüyorlar. Onların söylemesine doyum olmaz. Teşekkür edeceğiz ve buradan ayrılacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Hanımların kıyafetleri gerçekten çok temiz, çok güzel, çok bakımlılar. Ve de bugün bayram olduğu için böyle renkli, coşkulu giymişler. Şükran, şükran, maşallah. Hint Okyanusu'na bakan güzel Maskat, tatil havasıyla her saat ayrı huzur veriyor insana. İlham kaynağı diyebiliriz bu kent için. Maskat'ın büyüleyici kent merkezindeyiz ve gerçekten burası çok güzel manzaralara sahip. Şu anda bulunmuş olduğumuz nokta kordon olarak isimlendiriliyor ve akşamüstü vakti geldiği zaman kordonda muhakkak maskatlar yürüyüş yapıyor. Baktığımız zaman kruz gemileri de dikkat çekiyor. Şu anda bu kruz gemilerinden biri limana demirlemiş durumda ve burası kruzların son zamanlarda olmazsa olmaz adresi. Şu anda Maskat'ın merkezindeyiz ve merkezini keşfedeceğiz. Sessiz cennet Maskat'ın kordonu Mutrah Limanı'nı kucaklıyor. Sarp kayalıkların arasında deniz havasını solutan kordon bir doluyor bir boşalıyor. Genci, yaşlısı, hem turistler hem de yerliler denizden esen tatlı rüzgara kendilerini bırakıp uzun uzun yürüyüş yapıyorlar.
Deniz kenarındaki Umman'a gelindiği zaman muhakkak tadılması gereken yiyecekler arasında deniz ürünleri de var. Biz de buraya kadar gelmişken tabii ki taze taze balık yemeyi ihmal etmiyoruz. Hem de nerede? Dünyayı geziyorum için hazırlanan muhteşem tuzla balığı güzel bir Türk restoranında yiyeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi hangi rüzgar attı buralara? 4 yıl önce geldim ben buraya. Çok güzel. Tatlarımıza alıştı mı Ummanlılar? Tabii. Biraz önce şaşırdılar, değişik geldi onlara çünkü... Evet. Çok baharatlı yemekler yiyorlar ama şimdi alışıyorlar. Siz daha soft yemekler falan böyle getirmişsinizdir, Türk tatlarımızı getirmişsinizdir. Tabii. Memleket nere normalde? Aslen Kahramanmaraş. Dondurmayı getirdiniz mi? Dondurmayı henüz getiremedik böyle ama. Sıcak memlekete asıl gelmesi gereken asıl dondurma. Seneye getireceğiz inşallah. İnşallah geldiğimiz zaman da yeriz. Peki bu muhteşem balık gerçekten gözlerimi alamıyorum. Üstüne bir de güzel dünyayı geziyorum yazmışsınız. Bu tuzda balık buranın yöresel balıklarından mıdır? Yöresel balığından evet. Burada hemen denize okyanustan mı çıkıyor yoksa körfezden mi? Okyanustan. Okyanustan çıkan muhteşem taze bir balığı sizin için şimdi tadına bakacağız. O zaman kıralım hadi. Geldi mi çekicimiz? Geldi. Oh, çekicimiz de geldi. Nasıl yapıyoruz? Kırma işini size bırakıyorum. Yeme işi bizim olsun. Tamam. Bakalım nasıl bir görüntü çıkacak ben de merak ediyorum şu an. Of. Oh. Harika görünüyor. Bu balığın adı ne? Bu andak balığı. Buraya has. Bunun karşılığı Türkiye'de yok. Allah Allah. Çok ilginç bir balık. Gerçekten çok farklı. Ben böyle balığı görmemiştim daha önce. Evet. Lagos var burada bizde bulunan. Hı-hı. Ama bu balık, bu tuzla balık için daha aroması güzel ve daha lezzetli. O yüzden bundan yapıyoruz. Karnımız o kadar çok acıktı ki böyle bir balığı yemek için heyecanlanıyoruz. Balık çok iyi gelecek. Özel temizlenen, ayıklanan, hazırlanan balığın kokusu da müthiş. Tuzlu balığımız masamıza geldi. Balığımızı bir güzel yiyeceğiz. Ama görüyorsunuz masamızda başka bin bir çeşit deniz ürünleri de var. Hepsini size anlatacağız. Ama öncesinde Umman'a yapılan uçuşlarla ilgili bilgi alacağız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? İsmim Mehmet Zingal. Türk Hava Yolları Maskat Müdürüyüm. Yaklaşık bir yıldır Umman'da çalışmaktayım. Günlük uçuşlarımız var İstanbul'dan. Haftanın her günü uçuyoruz. Uçuşlarımız akşam saatlerinde İstanbul'dan. Gece yarısı da Maskat'a varıyor. Buradan İstanbul'a dönüşlerimiz de yine gece yarısı gidip sabaha karşı İstanbul'a varacak şekilde. Dolayısıyla gelen misafirlerimiz burada gün kaybetmiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz de gerçekten çok teşekkür ederiz. Maskat bir kez harika bir yer, onu söyleyeyim. Maskat'ın çevresi de öyle. Biz bayıldık buraya. Zaten yemek konusuna geldiğimiz zamansa olağanüstü. Evet, Orta Doğu'nun muhteşem mutfağı var ama aynı zamanda deniz ürünleri de var. Şimdi birbirinden güzel balıkları yiyeceğiz. Ama nedir acaba? Ne yiyeceğiz? Andak balığı, tuzda yapılan balık. Kalamar. Bu bizim bildiğimiz kalamar ama Türkiye'dekine göre lezzetli bir kalamardır. Daha büyük. Burada yine habbarı görüyoruz. Bu habbar da bizim bildiğimiz mürekkep balığı gibi. Büyük bir balık ama Türkiye'deki yemcisine göre çok daha büyük. Diğeri de yine buradaki meşhur balıklardan yapılan balık kokoreç. Bu da tamamen Türk... İlk kez görüyorum balık kokoreci. Bakın. Türk stiliyle yapılan bir aslında Umman yemeği. Aslında bir Türk yemeği. Evet. Ama burada ustamız bunu bize kokoreç şeklinde yapıyor. Bu da muhakkak tadılması gereken bir lezzet. Kesinlikle. Muhteşem görünüyor. Masamız harika. Ben hepsinden yiyeceğim. Çok çalıştık, çok acıktık. Çok sağ olun, afiyet olsun diyorum. Sizlere de. Sağ olun. Çok teşekkürler. Dünyanın enlerinin bir arada bulunduğu muhteşem bir camiye getirdik sizi. Maskat'ın merkezindeki Grand Mosque olarak isimlendirilen Ulu Cami'ye geldik. Ulu Cami, Umman'ın en büyük camii olduğu gibi dünyanın da en büyükleri arasında yer alıyor. Dünyanın en ihtişamlı, en büyük avizesi caminin içinde ve dünyanın en büyük ikinci halısı yine bu cami içinde bulunuyor. Ve işte şimdi hep beraber bu görkemli camiyi ziyaret edeceğiz. İşte burası Maskat'ın merkezindeki Ulu Cami. Maskat'ın en görkemli yapıları arasındaki cami Sultan Kabus Camii olarak da anılıyor. 1995 yılında yapılan caminin inşası 5 yıldan fazla sürmüş. Cami her yerden inanılmaz göz alıyor. Caminin içine giriyoruz. İşlemeler ve süslemeler tek kelimeyle muazzam. Yeşil doğayla harika duruyor. Sultan
Sultan Kabus babasının yerine geçtikten sonra bu camiyi annesi için yaptırmış. İşte bu halı dünyanın en büyük halılarından biri. Umman'da yer alan binlerce cami arasından bu cami sahip olduğu süsleri, çinileri, eşsiz dekoruyla tüm dünyanın ilgisi olmayı başarıyor. Umman'ı keşfetmeye devam ediyor. Umman'ı öyle bir programa sığdırmak mümkün değil. Of 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 of, dağda görüyorsunuz, bir dağ evindeyiz. Umman'ın bambaşka köşelerine gidiyoruz. Umman'ın yöresel yaşamları keşif rotamızda olacak. Ve bir Umman ailesini ziyaret edeceğiz. Eve gireceğiz, kültürü göreceğiz. Evet, görüyorsunuz hanımlar, çok maşallah güler yüzlüler. Dünyayı geziyorum. Şimdi de Umman çöllerini alt üst edecek. Dünyayı keşfetmek için dünyayı geziyorum'a takılın. Çöl yaşamına adapte olacağız. Burada neler oluyor hepsini göstereceğiz. Çölde köylüler nasıl yaşıyorlar? Açıkçası bunu da merak ettik. Kaplumbağaları akşamleyin işte bu plajda görme şansına inşallah kavuşacağız. Gerçekten çok ilginç dokuları var, yumuşacık. Ya keep going. Umman'da keşfedilecek birbirinden güzel vadiler var. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter adresimiz ise dunyayigeziyor.